Egemen, arabanın cilası kurumuştur. Sen tak plakaları, sahibi birazdan gelir, hadi. Tamam abi. Kolay gelsin. Oo, Ünal Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tamam mı bizim araç? Araç tamam. Biz çaylarımızı içerken çocuk da plakaları taksın. Egemen, yavrum çaylar bitene kadar plakaları değiştirirsin değil mi? Takarım usta. Ünal Bey. Buyurun Ünal Bey. Sen geç, ben bir arabaya bakayım. Eline sağlık delikanlı. Sağ ol. Kızımın resmini çıkar oradan. Ben... Bak, kızımı sevdiğini biliyorum. Buna saygım da var. Ama senin de biraz bana saygı duyman lazım. Kızımdan uzak dur. Kendi batağına çekme onu. Şimdi çıkar bu resmi buradan. İsterseniz fotoğrafları alabilirsiniz. Bende çok var. Bataklığa gelince... Sitelerden bakınca öyle görünüyor olabilir. Ama burası benim mahallem. Şimdi müsaadenizle şunları tutayım. Kesme, devam et. Çok güzel çalıyorsun. Olsun babacığım. Bugün sanayide senin sınıf arkadaşına rastladım. Egemen'e. Ha evet. Abisinin motoru mu tamir edilecekmiş, neymiş? Öyle bir şeyler işte. Yok, motorunu falan yaptırmıyordu. Basbayağı çıraklık yapıyordu orada. Çıraklık mı yapıyordu? Benim haberim yok. Bak kızım. Ben senin duygularına ve kararlarına ne kadar saygı duyarım bilirsin. Ama bu Egemen konusunda arkanda olmamı bekleme benden. Sanayide çıraklık yapıyor diye mi? Asla. Bir tamirci çırağına aşık olabilirsin. Buna takılmam. Tabii o çırağın ileride iyi bir usta olacağından emin olduğun sürece. Baba, Egemen sandığın gibi biri değil. Bir tanısan anlarsın sen de. Düşündüğünden daha iyi tanıyorum aslında. Bak canım. Ben onca zaman bir hayalin peşinden koşup gerçekleştirememiş biriyim. Hayal kırıklığının ne demek olduğunu kimse benden daha iyi bilemez. Benim tek hayalim senin iyi bir hayat yaşamak. Ve bu hayalimi gerçekleştirmek için değil Egemen'i, bütün dünyayı yok sayarım. Beni anlamaya çalış. Lütfen. Hadi gül biraz.